Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle römorklu, kepçeli, pedallı traktör kutu açılışını yapacağız. Arkadaşlar, Genix Baby, Trendyol'dan Genix Baby firmasından almış olduğum bu ürün inanın beni şaşırtacak derecede hızlı geldi. Hatta 24 saati geçmeden ürün elime ulaştı. Hatta 24 saati bulmadan elime ulaştı. Ankara'dan geldi. Bu hızlı kargo sebebiyle, bu kadar ürünün bu kadar hızlı bir şekilde elime ulaşması sebebiyle satıcı firmaya teşekkür ediyorum. Genix Baby. Şimdi arkadaşlar, kutu açılışımızı yapacağız. Ve de ben de ilk defa açacağım. Ve de kurulumunu yapacağız arkadaşlar. Hep birlikte. Yorumlarda okuduğum kadarıyla kurulumunun biraz zor olduğundan falan bahsedilmiş. Ama bakalım ne kadar zor. Nasıl bir şekilde yapabileceğiz mi? Hep birlikte deneyip görelim. Kutumuzu bu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Ürünün içerisinden ürünü çıkartacağım. Şekilde 36 ay ve üstü yaş grubu için önerilen bir ürün. Ben de oğlum için aldım. Kendisi şu an içeride, haberi yok. Ona da sürpriz yapacağım. Bakalım görünce ne kadar sevinecek. Evet arkadaşlar, şu şekilde parçaları, malzemeleri çıkartıyorum. Tek tek. Tekerlekler. Burada kullanım kılavuzu, direksiyonu, benzer şeyler var. Koltuğu. Evet, traktörün ana gövdesi. Sonrasında bunu şöyle koyayım. Birkaç tekerlek kaldı traktörümüzün. Buradaki demirlerini de alayım. Evet arkadaşlar, şöyle kutumuzu bir aradan çıkartalım. Arkadaşlar, şöyle traktörümüzü bu şekilde buraya koyalım, ana gövdesini. Şurada kullanım kılavuzu ya da kurulum kılavuzu var sanırım. İçerisinde. İlk önce ona bir göz atayım. Bakayım nasıl. Evet, parça parça malzemelerini tanıtımını göstermiş. Ve de part part nasıl yapılacağını göstermiş, anlatmış. Şöyle geri kalanda şöyle bir şey var. Bu da üstüne yapıştırılacak yapışkanları sanırım. Bunu şimdiden kenara koyalım. Malzeme tanıtımları. Evet, bu sanıyorum ki buraya. Bunu en son takarız. Olmadı. Direksiyonumuz ve diğer ufak tefek parçalar. Şu büyük parçayı en son koyacağız, kepçemiz. Arkadaşlar, gayet şık, güzel, temiz, büyük. Bunu kenara alıyorum. En son bunu takalım. Sonrasında şu şekilde büyük tekerlekler arkaya şöyle bırakayım. Arkadaşlar, birinci olarak şöyle çevirdiğimizde tersini ilk resme bakıyorum, kurulumuna. Bunu bu şekilde şuradan ve buradan direksiyona ulaşacak sanıyorum. Evet. Ve buradan direksiyona ulaştı. Şuradan. Evet, bu şekilde. Bunu
taktık. Birinci aşamayı tamamladık. Poşetimizin içerisinde bulunan ...8254 bu. Evet, bunu bulduk. Bunu bu şekilde, şurada bir dahaki bir yer var arkadaşlar. Yüzü bu şekilde dönecek olarak bastırılıyor. Tamamdır. Ve içerisinde vidalarımız var arkadaşlar. Buradaki vidalarımızdan 653 büyük olan. Açayım. Parçalara dök düştü. Sıkıntı yok. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu vidamızı buradan geçiriyoruz. Tabii tornavidaya ihtiyacımız olacak. Ve sıkıştırıp da diğer taraftan somunu tutturacağız. Sıkacak. Sıkıştırdık. Bu aşamayı da tamamlamış olduk. Şimdi tekerlek kısmına geliyoruz arkadaşlar. 80-197 kodlu tekerlek. Küçük olan tekerlek şu. Bu arkadaşlar. Bu tekerlek ile 87-723 yani 87-723 içerisindeki şunlar. Bunlar arkadaşlar. Bunları iç içe geçiriyoruz. Dış cephesine geçiyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Tekrar şöyle ters çevirelim. Ön tekerleğimiz bu şekilde. Geniş tarafı alt tarafa gelecek şekilde. Bu ürünü alıyoruz, malzemeyi. Önce buradan takıyoruz. Tekerimizi yerine takıyoruz. Sonra aynısından bir tane daha var. Buradan takıyoruz. Aynı şekilde. Sonrasında bu kapağımız, jant kapağını takıyoruz. Sonra şu ürün malzemeler var arkadaşlar. Kilit bunlar sanırım. Bir de şöyle bir şey var. Bunu bunun içerisine oturtuyoruz. Buradan takıyoruz. Şimdi resimde bir çekiçle vuruyor ama şimdi komşuları da çok rahatsız etmek istemiyorum. O yüzden şöyle güç kullanarak birazcık bastırarak takmaya çalışacağım. Oldu. Tekerimizi bu şekilde taktık. Hemen hızlı bir şekilde diğerlerini yapalım. Diğer tarafı yine aynı şekilde buradan bunu takalım. Bunu çıkartalım. Buradan bunu
takalım diğer parçamızı. Jant kapağımızı. Traktörümüzün ön tekerleğini hallettik. Sıra arka tekerleklerine geldi. Şöyle. Arka tekerlekler arkadaşlar bildiğiniz üzere büyük olan tekerlekler. Arka tekerleklerde şöyle bakalım tekrardan. Farklı bir şey var mı? Arka tekerleğimizin sanıyorum ki ön kısmına, yani şu bu kısım içte kalacak olan kısım, düz olan, böyle desenli olan da arkada yani dışarıya doğru bakacak olan kısım. Römorkumuzu destek yapalım, çıkartalım. Evet, aynı uygulamayı burada da yapıyoruz arkadaşlar. Parçamızı taktık. Sonra malzemeyi buradan sıkı bir şekilde bastıralım. Tamamdır. Geriye kaldı bir tekerlek daha. Bunu da sağ salim yaparsak onu da aynı şekilde. Biraz daha kolay olacak gibi. Tamam. Bunu da hallettik. Evet arkadaşlar biraz gerçekten zorluyor. Tekerlekleri de hallettikten sonra bakalım. Şimdi bu malzemede arkadaşlar. Böyle zaten yeri var. Oturdu. Gayet basit. Koltuğumuz. Arkadaşlar şurada raylar var. Buraya gidecek şekilde itiyoruz ve oturdu. Çok basit bir şekilde. Ardından burada bir vida deliğimiz var. Vidamız zaten çıkmıştı. Bunu da buraya koyup sabitliyoruz. Sabitledik. Akabinde sıra direksiyonumuzda. Evet arkadaşlar direksiyonumuz burada. Direksiyonumuzun da daha önce takmış olduğumuz çeltikleri var. Direksiyonumuzun şu yandaki boşlukları bu çeltiklere gelecek şekilde oturtuyoruz. Tık oturdu. Burada korna sistemi de var. Sağa sola çevirdiğimizde evet direksiyonumuz döndürüyor, dönüyor.
Egzozumuzda yeri var arkadaşlar. Şurada şöyle biraz bastırarak şöyle çok basit bir şekilde. Şimdi arkadaşlar kepçemize geldi sıra. Kepçemiz şu römorkumuzu şu kenara koyalım. Kepçemiz burada arkadaşlar. Şimdi kepçemizin hatta şu koluyla, kepçe koluyla bu kepçe koluyla şöyle bir düzelteyim ben kepçemizi. Buradaki bu kepçe koluyla bu deliği şurayı yan yana getirip buradaki yerden aynı anda takıyoruz. Bunları getirdik. 80-220 şu. Bunu arkadaşlar buradan kilit yerinden şöyle geçirip kilidimizi yapıyoruz. Yukarıdan geçirelim. Düşmesin, tık etti. Aynı şekilde bunu da arkadaşlar buradan yukarıdan getirip tık ettirdik. Bu şekilde oldu. Tamam. Bunu bitirdim. Şimdi bunu kenara alıyorum. Şimdi bu kenarda dursun. Sıra geldi römorkumuzda. Arkadaşlar ya takmadan önce şimdi şu kilitlerimizi yaptık. Kilidimizi taktık. Jant kapağımız, bu aparatımız bu şekilde taktık. Sonrasında buradan da aynı şekilde bu aparatımızı takıyoruz. Sonrasında bu boru var. Bunu takıyoruz. Bu şekilde bu bir. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu tekerleğimiz açılmamış. Tabi bu bizi biraz uğraştıracak gibi. Arkadaşlar baştan alacağım römork tekerleği için. Tekerleklerden birinin deliği açık değildi. Daha hangisiydi? Şu. Vidayla falanla filanla bu deliği açmak için bayağı bir uğraştım. Gerçekten bayağı bir de kanter içinde kaldım. Şimdi en baştan alalım. Şu şekilde arkadaşlar. Öncelikli olarak jantımızı takıyoruz. Burayı takmıştık. Jantımızı taktık. Sonra bu aparatımızı takıyoruz. Bu uzun kısmı içe gelecek şekilde. Sonra şu şekilde dış yüzü derin tarafı dışarıya gelecek, dış yüze gelecek şekilde böyle takıyoruz. Şu şekilde oluyor arkadaşlar. Burayı birbirine oturtayım ben. Evet. Sonra aynı aparatı bu şekilde takıyoruz. Uzun kısmı içeri gelecek şekilde buraya yerine oturttuk. Sonrasında bu uzun çubuğumuzu takıyoruz. Şu şekilde. Arkadaşlar aynı şekilde
Uzun çubuk buraya. Sonra bunu takıyoruz. Son. Sonrasında tekerimizi takıyoruz. Tabi buradaki yerler var. Onlara denk gelecek şekilde oturtuyoruz. Sonrasında ne kaldı? Jantımız. Evet, jantımızı alıyoruz. Aynı şekilde basit. Ne kaldı geriye? Bakalım. Malzemelerimizden. Şu kaldı. Bunu buraya takıyoruz. Yerine. Şöyle yapsak daha iyi arkadaşlar. Sonrasında jantımızı takıyoruz. Şöyle bir şey yapacağız. Kilitlerimizi de bastıracağım. Yanlamasına çaprazlamadan bastırırsanız daha çabuk geçiyor arkadaşlar. Tamam. Evet. Römorkumuz da oldu. Tekerlekler de gidiyor, dönüyor. Arkadaşlar kurulumumuz bitti. Hızlı kargodan dolayı satıcı firmaya teşekkür ediyorum. Genix Baby 24 saatten kısa bir sürede elime ulaştı. Yani durum bu şekilde arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Görüşmek üzere arkadaşlar.